Merhabalar yaklaşıyor hadi sen de durma sana ders bolca dersizliğin comeback burda sana ders olsun sevgili gençler merhabalar ben Adem hocanız dersizine hoş geldiniz bugün uzman test biri çözeceğiz arkadaşlar köklü sayılardan birin soru gelsin. Evet birinci soru arkadaşlar. A sayısı kök içerisinde 4 eksi kök 15. B sayısı kök içerisinde 7 artı kök 48. Bizden istediği ifade kök 2 bölü A eksi B artı 2 nedir? Şimdi arkadaşlar birazcık şöyle yapmak istiyorum. Ben şu B'nin değerini şurada hemen bir bulayım arkadaşlar. B'nin değeri 7 artı ben şu kök 48 arkadaşlar şu köklü ifadenin önüne 2 getirebilmek için ben bunu 2 kök 2 kök 12 şeklinde yazabilirim. Dikkat ederseniz burası kök 48 olur. Peki çarpımları 12'yi verecek. Toplamları 7'yi verecek. O zaman ben burayı 4 ile 3 diye ayırırsam bu ifade kök 4 artı kök 3'e eşit olacak. Bunun değeri de 2 artı kök 3 olacaktır. B'yi bulduk. Şimdi arkadaşlar şu kök 2 bölü A sayısı da bizim için 4 eksi kök 15'e eşitti. Eksi parantez açtım. B'nin değerini 2 artı kök 3 bulmuştuk. Artı 2. Şimdi ben şu birinci ifadede şunu yapacağım. Kök içerisinde şu eşlilik kavramını kullanabilmek için ben burayı 4 artı kök 15 ile genişletiyorum. Bu genişletme işlemini yaparsam ben şu kök 2 ile kök içerisinde 4 artı kök 15 ile çarparsam aynı dereceden olduğundan kökün işlerini çarparsak burası 8 artı 2 kök 15 gelecek. Bölü kökün dereceleri aynı olduğundan şu genişletme işleminde paydanın değeri kök içerisinde 16 eksi 15 olarak bulunacak. Eksi, eksiyi dağıttım içeriye. Eksi 2 eksi kök 3 artı 2. Dikkat ederseniz arkadaşlar şu 15 sayısında ben yine 15 sayısını 5 ile 3'ün çarpımı şeklinde yaparsam İçerideki ifadeyi verir. Toplamları da 8'i veriyor. O zaman burası kök 5 artı kök 3'e eşit. Paydası da 1 olduğundan paydasını yazmıyorum. Eksi 2 eksi kök 3 artı 2. Kök 3'ler birbirini götürdü. Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdü. Sonuç arkadaşlar kök 5 olacak. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Karekök içerisinde 9 faktöriyel a çarpı 7 faktöriyel eşit. Karekök içerisinde 10 faktöriyel b çarpı karekök içerisinde 8 faktöriyel eşit. B'nin a türünden değeri nedir? Şimdi şu karekök ifadelerde her zaman küçük faktöriyele göre işlem yaptığımızdan dolayı ben 9'u 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel şeklinde yazdım. O da eşittir a çarpı kök içerisinde 7 faktöriyel. O zaman ben arada çarpma varsa bunları ayrı ayrı yazabilirim. Yani ben bunu kök 72 çarpı 9 kere 8 72 idi. Burasında 7 faktöriyel eşittir a çarpı 7 faktöriyel. 7 faktöriyeller birbirini götürürse A'nın değeri buradan kök 72 olacak. B'nin değerini hesaplayalım. Bu 10 faktöriyeli ben 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel şeklinde yazdım. Bu da eşittir B çarpı 8 faktöriyel. Bu ifadeyi de ben kök 90 çarpı kök 8 faktöriyel eşittir B çarpı kök 8 faktöriyel şeklinde yazarsam bunlar birbirini götürür kök 90'ın değeri de b'ye eşit. Şimdi b'nin a türünden değerini istemişti arkadaşlar. b'nin a türünden değerini hesaplarken şöyle yapacağız. Şu kök 72'yi ve kök 90'ı açacağız arkadaşlar. Ben 72 sayısını 6, 36 çarpı 2 dersem bu 6 kök 2 eşit olacak. Bu ifade de arkadaşlar nasıl yazılır? 9 çarpı 10 diye yazarsak 3 kök 10 eşittir B sayısına eşit. Kök 2'ler ortak olduğundan dolayı aslında şöyle yapabilirim. 3 kök 10 da arkadaşlar 3 çarpı kök 2 çarpı kök 5 şeklinde yazarsak bu ifade B'ye eşit olacak. Kök 2'nin değerini şurada her iki tarafı 6'ya böldüğüm zaman A bölü 6 değeri kök 2 ye eşit. Yeni yazıyorum. 3 çarpı A bölü 6 çarpı kök 5 eşittir. B olacak. Sadeleştirme işlemini yaparsak burası 2 olur. O zaman A çarpı kök 5 bölü 2 B'ye eşit olacak. B'nin A türünden değeri yazılmış oldu. Cevabımız arkadaşlar A kök 5 bölü 2 yani denizli seçeneğinde verilmiş. Evet arkadaşlar başka bir sorumuz. M'inci dereceden kök M, N'inci dereceden kök N'e eşit ise bu oranın değeri kaça eşittir? Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi karşı tarafa atarsak yani M'inci dereceden kök M, N'inci dereceden kök N'e eşit ise. Şimdi biz bu eşitliği sağlayan değer arkadaşlar direkt şöyle düşünsek yani m sayısının n sayısına eşit desek bu denklem doğru çıkacak. O zaman bunun üzerinden gitsek. Yani ben e, en gördüğüm yere m yazsam en gördüğüm yere m yazıyorum arkadaşlar. İfade dikkat ederseniz m üzeri en gördüğüm yere m yazdım burası m eksi 2 oldu. En gördüğüm yere m yazdım tabanı m oldu. Üstündeki kuvvet m'li kuvvet olduğundan dokunmadım. Şimdi ben burada tabanları aynı bölme işlemi olduğundan şu alttaki ifadeyi işaret değiştirerek üstteki ifadenin yanına yazarsam burası eksi m artı 1 olacak. M'ler birbirini götürdü. Burası da m üzeri eksi 1 olur. Bu da düzenlersek 1 bölü m'ye eşit çıkacak. Tabi ben burada arkadaşlar n sayısını m sayısı kabul ettiğimden dolayı cevap 1 bölü m çıktı. Şıklarda da arkadaşlar n'e m yazdığım zaman sonucu 1 bölü m bulmalıyım. O zaman denizli seçeneğini incelediğiniz zaman neyi gördüğümüz yere m yazarsak burası m bölü m kare düzenlersek bu da 1 bölü m olur. Yani benim bulduğum sonuçla bu sonuç aynı olacak. Demek ki doğru cevabımız arkadaşlar Denizli seçeneği. Evet arkadaşlar yeni sorumuz şu şekilde. Kök içerisinde iki tane ifadenin toplamı 3 olarak vermiş. X'in değeri kaçtır diye soruyor. O zaman biz de bu köklü ifadelerden kurtulmak için her iki tarafın karesini alsak. Evet birincinin karesini alırsam arkadaşlar birinci köklü ifadeden Kurtulacağım. Burası x artı 1 artı kök içerisinde 4x olacak. İkinci ifadenin karesini direkt bu sayının yanına yazarsam yine birinci kökten kurtulur. Burası da x artı 1 eksi kök içerisinde 4x artı ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı kökün dereceleri aynı olduğundan tek kök altında çarpacağım. Yani burası x artı 1 ile artı kök içerisinde 4x Arkadaşlar şu ifadeyle çarpılacak. x artı 1 eksi kök içerisinde eksi 4x de çarpılırsa bu sonuç 3'ün karesinden 9'a eşit olacak. Düzenme, düzenleme işlemleri yapalım. Bunlar birbirini götürdü. Ben burayı düzenlersem burası 2 tane x artı 2 eşit artı 2 çarpı kök içerisinde eşitlikli çarpma yaparsak yani ben burada x artı 1 ile x artı 1'i çarpacağım. Burası x artı 1'in karesi çıkacak. Artı, artı kök içerisinde 4x ile eksi kök içerisinde 4x'i çarparsak burası da eksi 4x diye kökten kurtulur. O da eşittir 9. Düzenlersek arkadaşlar şu ifadeleri eşitliğin karşı tarafına attık. Burada 2 çarpı kök içerisinde x kare artı 2x artı 1 eksi 4x kalacak. Eşittir. Eşitliğin karşı tarafında da 9'dan 2 çıkarsa 7 eksi 2x olacak. Her tarafın tekrar bir kez daha karesini alacağım arkadaşlar. Şu ifadenin karesini alırsam Karşı tarafında karesini alıyorum. 2'nin karesinden bir 4 var. Şuradaki karekökten kurtulacak. Burası da x kare eksi 2x artı 1'e eşit. Bir de bunu 4 ile çarpacağım. Eşittir. Burası da 7'nin karesi 49. Eksi 28 x eşit olacak. Artı 4 x kare. En son şu 4'ü de içeriye dağıtırsam arkadaşlar. Burası 4 x kare eksi 8 tane x artı 4 eşittir. Burası da 4x kare eksi 28x artı 49'a eşit. 4x kareler birbirini götürdü. Eksi 28x'i bu tarafa alırsam burası 20x olur. 4'ü de karşı tarafa atarsak burası da 45 olacak. Her iki tarafı 20'ye böldüm. 45 bölü 20 bunu da 5'e sadeleştirirsem burası 9 bölü 4 olarak sonuç çıkacak. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. X artı kök X 3 e eşitse X artı 3 bölü kök X kime eşittir? Şimdi bu soruda ben e, yüksek olan ifadeyi Yalnız bırakırsam, yani ben burada x yalnız bırakacağım, burası 3 eksi kök x olacak. X gördüğüm yere 3 eksi kök x yazıyorum, 3 eksi kök x artı 3 bölü kök x. yani şunu çaprazlama çarpacağım, burası 3 kök x eksi x artı 3 bölü kök x gelecek. Tekrar ben x gördüğüm yere yani şurası 3 kök x'ti. Eksi x gördüğüm yere ben 3 eksi kök x yazabilirim. Artı 3 bölü kök x. Düzenlersek arkadaşlar 3 kök x. Eksi içeriye dağıttım. Eksi 3 artı kök x. Artı 3 bölü kök x olacak. Eksi 3 artı 3 birbirini götürdüm. Payı toplarsak burası 4 kök x olur. Paydada kök x var. Bunlar da birbirini götürürse doğru cevap 4 olarak çıkacak. Deriz de seçeneği. Evet arkadaşlar bu da son sorumuz. M bir tam sayı olmak üzere. Evet köklü ifadenin içerisinde karışık bir ifade var arkadaşlar. M değerine eşit. A'nın alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar öncelikle şu 252 sayısını bir asal çarpanını ayıracağım. 2'ye böldüm. 126 2'ye böldüm. 63 3'e böldüm. 21 3'e böldüm. 7, 7'ye böldüm. 1. O zaman ben şu köklü ifadenin içerisindeki 252 sayısını 7 çarpı 4 çarpı 3 ile 3'ü birleştirirsem burası 9 olacaktır. Çarpı 9 üzeri 5 eksi ben burayı da arkadaşlar 3'ün kuvveti şeklinde yazarsam yani burası 3'ün 4. kuvvetinin küpü eşittir m olacak. Peki en son şu işlemi şöyle düzenlesem. Şurası 7 kere 4 28 çarpı ben şunları 3'ün kuvveti şeklinde düzenlersem 3'ün karesi çarpı 3'ün karesinin 5. kuvvetinden 3 üzeri 10 olur. Eksi 3 üzeri burası da kuvvetin çarpımlarından 3 üzeri 12 olacak. Ben şu içerideki ifadelerden 3 üzeri 12 ortak çarpan parantezine alırsam Birinci terimden 28, ikinci terimden 1 gelecek. Bu da eşittir m sayısı. A dereceden 3 üzeri 12 çarpı 28'den 1 çıktı. 27 o da 3'ün küpü şeklinde yazılabilir. Bu da A kök 3 üzeri 15 eşittir m sayısı olacak. m sayısı bir tam sayıydı arkadaşlar. O zaman ben A sayısını 15 seçersem bunlar birbirini götürür ve M sayısı da 3 diye bir tam sayı dışarıya çıkmış olacaktır. O yüzden A'nın alabileceği en büyük değer arkadaşlar 15 olarak bulunur. Evet son sorumuz da arkadaşlar. Bundan sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.